Arkası Yarın. Çocukluk arkadaşı Mukaddes'te Kağıthane'de karşılaşan Vasfi Bey genç kıza aşık olur. Bir yolunu bularak Mukaddes'te mektuplaşmaya başlarlar. Mukaddes'i çok seven Vasfi tam meseleyi babasına açacakken ondan önce davranan babası onu paşa biraderinin kızıyla evlendirmek ister. Ancak Mukaddes'i çok seven Vasfi bu evliliğe itiraz edince babası bir gün odasına girerek Mukaddes'in oğluna yazdığı mektupları bulur ve aynı gün oğluna kendisine böyle ateşli aşk mektubu yazan birini gelin olarak alamayacağını söyler. Bu arada babasının tayini çıkan Mukaddes ailesiyle Trabzon'a gider. Vasfi de genç kızla haberleşmeyi sağlamak için Hüsrev'i de onlarla birlikte gönderir. Ancak Mukaddes'te gözü olan Hüsrev, Mukaddes'e Vasfi'nin ölümcül bir hastalığa yakalandığını söylerken, Vasfi'ye de Mukaddes'in ağır hasta olduğunu, neyin var Vasfi? Kaç gündür kendi kendini yiyip bitiriyorsun. Hani babanla ilişkilerin düzelmişti? Sevdiğin kızla evlenmene izin de vermişti. Hı? Yoksa yine aranız bozuldu mu? Hayır, hayır Vakkas. Mesele babam değil. Haftalardır Trabzon'dan bir mektup bile alamadım. Neredeyse 2 ay oldu. Son mektubumda ona artık evlenmemiz için önümüzde bir engel kalmadığını yazmıştım. Benim bildiğim Mukadder'in buna sevinip hemen cevap yazması gerekirdi. Canım neden telaş ediyorsun? Belki kızcağız yazmıştır da posta da kaybolmuştur. Sinirlerine hakim ol biraz. Yok azizim yok. Beni teselli etmek için söylüyorsun ama nafile. İçimden bir ses bir takım felaketlerin kapımı çalmakta olduğunu söylüyor. Mutlaka Mukadder'e bir şey oldu. Yoksa beni 2 ay mektupsuz bırakmazdı. Hadi o yazmadı. Hüseyin niye yazmıyor? Vasfi Bey mektubum var. Aman Rıza Efendi hemen ver. Hemen Bey. Ha? Bak geldi işte. Bütün endişelerim boşunaymış. Ama mektup Hüsrev'den, Mukadder'den değil. Allah Allah. Allah Allah. Beli nimetim efendim. Bunca zamandır mektup gönderemediğimden dolayı sizi merakla bırakmışsam da buna sebep iffetli sevgilinizin size mektup yazmamasından ileri gelmiştir. Bu gecikme kendisinin hasta olmalarından meydana gelmiştir. Aman Allah'ım, Mukadder hastaymış. Sizi üzmek istemem ama hakikati bilmenizde yarar var. Mukadder Hanım'ın rahatsızlığı gün be gün artmaktadır. Maalesef kalemi eline alıp 2 satır yazacak takati yok. Size selamlarını ve sevgilerini yolluyor. Burada hepimiz onun iyileşmesi için Allah'a dua ediyoruz. Siz de orada öyle yapın. Sadık bendiniz. Hüsrev. Aman Allah'ım. Mukaddes hastaymış. Hem de çok hasta. Hayır, hayır. Olamaz. Tam mesut olacak bir halde gelmiş. Allah'ım. Vasfi. Vasfi kendine gel. Durmayın. Biriniz suyun içine kolonya koyup getirsin. Vasfi bayıldı. Kendine gel Vasfi. Çocuk gibi ağlamayı bırak. Her hastalık ölümle neticelenmez ya. Bir müddet sonra iyileşir. Çok hastaymış baba. Bana 2 satır yazacak kadar takati yokmuş. Ölecek baba. Mukadder ölecek. Ağlamayı kes. Erkek gibi davran. Bir erkek her sonuca katlanacak kadar metanet sahibi olmalıdır. Kendisine hemen bir mektup yazarak hastalığının ne olduğunu öğren. Haklısınız efendim. Üzüntüden aklım başımdan gitti.
Şimdi hemen yazayım. Sonra da yemeğe gel. Seni bekleyeceğim. Mukadderim. Hasta haberini aldığım zaman ne yapacağımı çok şaşırdım. Oturdum. Ağladım. 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 Neyim var bir tanem? Babamın evlenmemize izin verdiği haberi seni yeterince mesut etmedi mi? Mukadder. Hayat bize bu kadar zalim davranamaz. Biz yaşamalıyız. Önümüzde göreceğimiz daha çok uzun yıllar var. Ömrümün, yaşamamın sebebi mukadderim. Bu mektubumun seni üzeceğini biliyorum. Ama hakikati de saklamamın faydası yok. Hekimler hastalığımın çok ilerlediğini ve Allah'a dua etmekten başka yapılacak bir şey olmadığını söylediler. Dadı, duyuyor musun? Vasfim hastaymış. Dur kızım. Telaşlanma. Hastaysa iyileşir. Görüyorsun ya aşkım. Hayat bize ne kadar acımasız davranıyor. Birazcık mesut olmamızı bile çok görüyor. Ölmekten değil, sana kavuşamamaktan, seni son bir defa daha görememekten korkuyorum. Son satırlarıma elveda demek içimden gelmiyor ama bir daha yazabilir miyim bilmiyorum. İmza seni mezarında bile sevecek Vasfi. Hayır, olamaz. Allah'ım, neden? Neden? Sus kızım, günah girme. Allah böyle istemişse sorgulamak bize düşmez. Ama daha çok genç dadı. Ölümü hak edecek bir yaşta değil ki. Daha saadeti bile tatmadı. Ölümün yaşı olmaz yavrum. Yüce Yaradan'ın takdiri neyse o yaşadı. Sen onun en iyi arkadaşısın Hüsrev. Sana da mektup yazmış mı? Yazmış küçük hanım. Bana yazdıkları veda satırları. Hakkını helal et Hüsrev diyor. Benim ona ne hakkım geçti ki? Esas onun benim üzerimde birçok hakkı var. Zavallı efendim. Ah Vasfi. Vasfi sevgilim. Mukadder Hanım'dan bir haber var mı Vasfi? Son mektubunu 20 gün önce almıştım. Her an bir mektubu gelir umuduyla bekliyorum Vakkas. Ama içinde tarifi mümkün olmayan bir sıkıntı var. Acaba hastalığı geçti mi, iyileşti mi? Allah hayra yorsun. İyileşmiştir inşallah. Mektubunuz var Vasfi Bey. Bekliyordum. Ver Rıza Efendi. Buyurun. Hüsrev'den. Anlaşılan mukadder hala iyileşmemiş olmalı. Allah'ım ne olur içinden beni üzecek bir haber çıkmasın, ne olur. Veli nimetim efendim. Kaç zamandır sizi beklettim. Tabii ki bekletmek istemezdim. Bununla beraber kaderden bunu da beklemezdim. Çünkü buraya yalnız sizi memnun etmek için gelmiştim. Yoksa üzüntülü ve ümitsiz haberleri bildirmek için değil. Ne çare ki felek beni zor durumda bıraktı. Size başınız sağ olsun demekten başka bir şey yazamayacağım. Yüce Allah'ın takdiri bu kadarmış. Hayır, hayır. Bu kadar olamaz. Hayır. Ey gönül yakıcı mektup. Ben senden bunu mu beklerdim? Hani o verilen sözler? Hani o sevinçler? Şimdi beni kuru kuru aldattığını bildirmekle mi ödüllendiriyorsun? Talih, sabrın sonu bu mu? Mukadder, beni böyle garip mi bırakacaktı? Su getirin, çabuk. Vasfi fenalaştı. Kendine gel Vasfi. Ölenle ölünmez oğlum. Emri Hak her zaman herkese vaki olabilir. Ne yapalım? Vadesi bu kadarmış. Ey büyük Allah'ım.
Bunca zamandır kavuşma ümidiyle yaşayan bir ay parçasının ayrılık ateşine dayanma gücü ver bana. Ey Samiyeli, bu sevgi gecesinde al yananın pervanesi olduğun sevgilimin hayat mumunu söndürmekle övünebilirsin. Ey ayrılık ateşi, hasret yağmurları seni söndürmeye yetmedi. Ey içimde kopan fırtınalar, sevda gemisini limana yanaşamadan bahtımı kara deryasında batırdınız. Oğlum kendine gel, kendine gel. Ey kara toprak, ay yüzlü sevgilimi bağrına basmakla rahata kavuştun mu? Ey gül yüzlüm, beni bırakıp gitmekle nebze olsun ferahladın mı? Ümitle beklediğim mutluluk evini viraneye çevirmekle rahat ettin mi? Tahir efendi, Tahir efendi. Çabuk hekim çağır. Ben bu oğlanın durumunu hiç iyi görmedim. Peki beyim. Mukadder yavrum, gel bir şeyler ye. Günlerdir ağzına lokma koymadın. Bu gidişle hasta olacaksın güzel kızım. Canım çok sıkılıyor dedeciğim. Aklım fikrim Vasfi'de. Acaba hastalığı ne durumda? Onun öleceğini aklıma getirdikçe ben de ölecek gibi oluyorum. Aklına böyle şeyler getirme kızım. Belli olur mu? Belki de çoktan iyileşmiştir. Girin. Affedersiniz küçük hanım. Evet. Bir şey mi var Hüsrev? Efendim, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama az önce... Evet, ne oldu? Betim benzin atmış. Kötü bir haber mi aldın Hüsrev efendi? Beyimin... Vasfi beyimin babasından bir mektup aldım. Babasından mı? Başınız sağ olsun küçük hanım. Ne? Ne dedin? Vasfi bey sizlere ömür. Vefat etmiş. Hayır. Bana bir şeyler oluyor. Bu kadar. Kızım yetişin. Yetişin Gülya, getirin Lokman Ruhu, getirin, yetişin. Oğlumun nesi var doktor? Şu anda bir şok yaşıyor beyefendi. Durmadan ölmekten, kendini öldürmekten söz ediyor. Onu böylesine üzen ne oldu? Sevdiği bir kız vardı, öldü. Tahmin etmiştim. Zaman zaman da Mukadder diye bir ismi sayıklıyor. Bu kızın ölümü Vasfi Bey'i şoka sokmuş. Ruhi durumunu oldukça bozmuş. Ne yapacağız peki? Tedavisi nedir? Ben sakinleşmesi için bazı ilaçlar verdim. Ama en iyi ilaç zamandır. Zamanla bu ölümü unutacağına eminim. Doktor, canına kıymaz ya. Günümüzde sevda intiharlarına ne yazık ki ziyadesiyle rastlanıyor. Gençler arzularına kavuşamadıkları zaman hayatın da bittiğini sanıyorlar. Sizin oğlunuz da böyle bir sarsıntı geçiriyor. Onu yalnız bırakmasanız iyi olur. Ben onun dizinde ölmek dilerken hale bak ki başımı ayak taşına vura vura ölmek için sevgilimin kabrinin yerini bile bilmiyorum. Bana ancak ölüm yardım edebilir. Ben ancak ölümle sevgilime kavuşabilirim. Ben ne yolda canımı feda edeceğimi bilemiyorum. Eyvah! Vasfi Bey kendini öldürmekten söz ediyor. Hemen büyük bey haber vereyim. Biz ikimiz bir can idik. Birimizin gidip diğerimizin burada kalması reva mıdır? Madem sevdiğim terk-i dünya etti, o halde benim de yaşamamın bir manası yok artık. Vasfi, oğlum! Ey gül yüzlüm, sen bana gelemezsin artık. Bari ben geleyim sana. Madem saçan siyah toprağını göreyim, üzerine kanlı gözyaşından kızıl kızıl güller dikeyim, sana kabir arkadaş olmak için oracıkta başımı feda edeyim. Öyle ki
başımı taşlarına vura vura ayrılık yazılarını sileyim. Vasfi, Vasfi kendine gel oğlum. Vasfi, Vasfi. Bırakın beni baba, engel olmayın. Mukadderimin kabrine gidip orada son nefesimi vermek istiyorum. Onsuz yaşamanın ne anlamı var ki? Vasfi oğlum yapma. Daha çok gençsin. Önüne daha çok kısmetler çıkacaktır. Ben başka kısmeti ne yapayım baba? İnsan bir kere sevmeli. Ve mezara kadar sevmeli. Bak oğlum. Ölüm acısı, ölüm ayrılığı nedir bilirim. Anneni sevmedin mi sanıyorsun? Tam 30 yıl aynı yastığa baş koyduk. Onun ölümüyle benim yarımda toprağa girdi. Ama unutma, dünya fani, ahiret baki. Canı veren de, alan da Allahu Teala. Sevdiğinin ölmesini değil, onu kimin öldürdüğünü, kimin yanına aldığını düşün. Sen böyle intihar ederek sevdiğine kavuşacağını mı sanıyorsun? Allah göstermesin, böyle yaparsan ancak dayanılmaz cehennem acılarına müstahak olursun da sonsuz olarak sevdiğini ahirette de göremezsin. Öyle mi baba? Elbette öyle yavrum. Sen inancı bütün biriydin. Ben öyle bilirdim seni. Yanılıyor muyum yoksa? Hayır. Hayır efendim, yanılmıyorsunuz. Ben inançlı biriyim elhamdülillah. O halde bu taşkınlığın niye? Bu kahrın niye oğlum? Tövbe et. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Bak, iyi düşünürsen kime karşı sitem ettiğini anlarsın. Sen dünyaya gelirken kendi isteğinle mi geldin ki şimdi de canına kıymayı düşünüyorsun? Evet. Evet, tövbe ettim baba. Pişman oldum. Ama kederim öyle büyüktür ki bir umutsuzluk girdabına kapılmış gidiyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum, şuurlu düşünemiyorum. Mukadder öyle güzel, öyle tatlı biriydi ki. Onu tanımanızı çok isterdim. Benim hayatıma bir ışık gibi girmişti. Ölüm haberi beni zifiri karanlıklara gark etti. Oğlum, kederine ve sevgine hürmet ediyorum. Lakin artık kendini toparla. Ölenle ölünecek olsaydı dünyada kimse kalmazdı. Annen öldüğünde ben de acısına dayanamaz ölürüm diyordum. Ama büyük Allah'ım öyle bir sabır ve dayanma gücü veriyor ki. Hele sen daha çok gençsin. Göreceğin, yaşayacağın çok uzun yılların var önünde oğlum. Ben bu acıyla sizin dediğiniz kadar yaşayabileceğimi hiç sanmıyorum efendim. Yaşamalısın. Yaşamak zorundasın. Sabredecek, Allahu Teala'dan hakkında hayırlı olanı isteyeceksin. Peki babacığım. Seni de üzdüğüm için çok özür dilerim. Kendini bugün nasıl hissediyorsun Vasfi? Daha iyiyim efendim. Nasihatleriniz aklımı başıma getirdi. Ama Mukadder Hanım'ı unutmam çok zor olacak. Zaman o acıyı da silecektir gönlünden. Her aşığın yüreğinden sildiği gibi. Kaleme gitmediğine göre bari yeni yaptırmakta olduğum evin inşasının başında bulun. Ustalara göz kulak ol. Hem oyalanmış da olursun ha? Peki efendim. Hadi. Çimento nerede kaldı? Hadi sizi bekliyorum be. Ah Mukadder. Ne olurdu yaşasaydın da şu yeni yapılan evimizin bir katında da seninle birlikte otursaydık. Ne diyeyim? Her şey nasipmiş. Vasfi Bey! Kim o ses sana? Ah! Cevriye Kalfa? Mukadder'in dadısı Cevriye Kalfa. Siz! Yardım edin! Yardım edin! Cevriye Kalfa bayıldı! Yardım edin! Şu iskemleyi oturtun. Çabuk çabuk çabuk. Birine su getirsin. Çabuk. Allah aşkına Cevriye Kalfa.
Beni görünce niye düşüp bayıldın? Aman beyim, bir an için hortlak gördüğümü sandım. Hortlak mı? Beni mi? Evet. Biz sizin öldüğünüzü biliyorduk. Yok, daha neler. Ey büyük Allah'ım, yaşıyorsunuz ya. Sizi sağ salim gördüm ya, dünyalar benim oldu. Dadı, dur dur, söylediklerinden hiçbir şey anlamadım Allah aşkına. Bize sizin hastalanarak öldüğünüzü söylediler. Ne? Kim söyledi bu yalanı? Gerçi sevgilimin, mukadderimin ölüm haberini aldığımda canıma kınıyı çok düşündüm ama yapamadım. Aa, mukadderin öldüğünü de nereden çıkarttınız? Mukadder ölmedi mi yani? Yok. Neden ölsün güzel kızım? Gerçi o da sizin öldüğünüzü öğrendiği zaman çok üzüldü ama yaşıyor çok şükür. Aman Allah'ım. Yani şimdi mukadder yaşıyor mu? Yaşıyor. Aman bana bir şeyler oldu. Amanın! Vasfi Bey fenalaştı. İmdat! Tamam, koşun! Tamam. Dadı, yardım dadı, edin! Bağırma. Dadı, dur dur, iyiyim. Ay. Ben, iyiyim. Bir dakika. Mukadder yaşıyor mu dedin sen? Yaşıyor dedim ya aslanım. Senin yaşadığını öğrenince o da çok sevinecek. Ona bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ey büyük Allah'ım, sen ne büyüksün. Daha birkaç ay önce kendimi öldürmeyi düşünürken şimdi sevgilimi bana yeniden kavuşturdun. İyi ama bu kötülüğü bize kim yapabilir? Hüsrev, senin en güvendiğin kişi. Bize senin öldüğünü o söyledi. Bana da mukadderin öldüğünü o yazdı. Vay namussuz. Vay nankör. Vay iki yüzlü. İyi ama neden yaptı bunu? Neden olacak? Mukadder kızımda gözü varmış da ondan. Ne? Ya. Mukadderde gözü mü varmış? Bak alçağa. Bize sizin öldüğünüzü, size de mukadderin öldüğünü söyleyerek aklı sıra güzel kızıma sahip olmak istedi. Sizin ölüm haberini bize verdiğinden 6 ay sonra mukaddere bir mektup yazarak ilanı aşk eyledi. Mukadder de buna kızarak onu konaktan kovdu. İyi etmiş. Keşke İstanbul'a gelse de bir de ben pataklasam alçağı. Buna gerek kalmadı. Allah ona yaptıklarının cezasını verdi. Ne oldu ki? Konaktan kovulunca Çerkezistan'a gitmek istemiş. Batum taraflarında bir dağ kenarından geçerken bulunduğu daracık yolda altındaki hayvanın sendelemesiyle uçuruma düşerek ölmüş. İyi olmuş. İlahi adalet diye ben buna derim işte. Peki mukadder nerede? Eski konaklarında. Babasının hizmeti bitti. İstanbul'a geri geldik. Beni de sizin kabrinizin yerini öğrenmek için görevlendirdi. Aman beyim, oyalanmanın sırası değil. Bırakın beni gideyim. Sizin sağlığınızı da mukadder hanıma müjdeleyeyim. Dur. Bir şey daha soracağım. Heyecanımı bağışlayın lütfen. Sor, ne soracaksan. Mukadder evlendi mi? Hayır. Babası çok istedi ama hep oyaladı, direndi. Allah'ım. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Dur deli çocuk, hemen sevinme. Ne var? Yoksa başka bir şey mi var? Evet var. Uzun zamandır İstanbul'dan bir taliplisi vardı. Bizlerin buraya İstanbul'a dönmemizi bekliyordu. Ya mukadder ne diyor peki? Ne diyebilir ki? Bu zamana kadar babasını dönünce evleniriz diye hep oyaladı durdu. Şimdi artık diyecek bir şeyi kalmadı zavallının. Yani şimdi benim bir tanemi, mukadderimi birileri evlenmek için istemeye mi gelecek? Evet. Yarın akşam istemeye gelecekler. Yarın akşam mı? Ya. Geç onu. Şimdi gider bey babamı alır size gelirim. Bu akşam hem söz hem nikah hem de düğün merasimi ne varsa yapar. Mukadderimi bu yaptığın köşke gelin getiririm. Hemen git mukadderime haber ver Cevriye Kalfa. Hazırlıklara başlasın. Emrin olur beyim, hemen gidiyorum. Sevda Mektupları adlı oyunun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.